Bir kültür merkezinden söz ettiniz yayından önce. Kültür merkezi ne olacak? Nasıl bir şey olacak? Aslında dedim ya, bizim için bayanlar önemli. Şimdi Urfa'daki bayanlarımızın en büyük sorunlarından birisi, yani rahatlıkla çaylarını, kahvelerini içebilecekleri, sporlarını yapacakları alanlarımız yok. Bir iki yerde var. Yani bayanlara has spor yapacakları yer var ama yani o zaman da Urfa, biliyorsunuz, yılda 60 bin çocuğun doğduğu, yani çocuk nüfusumuzun, genç nüfusumuzun en yüksek olduğu yerlerden birisi. O zaman da çocuklarını bırakacakları yerler olmuyor. Biz diyoruz ki öyle bir kültür merkezi yapalım ki bayanlarımız gelsin, burada çaylarını, kahvelerini içsinler, özgürce eğlensinler. Hatta ev rahatlığında sporlarını yapsınlar. Ama yanlarında çocukları olduğu için biz bu kültür merkezlerinin içerisinde kreş de yapmayı düşünüyoruz. Gönül rahatlıkla çocuklarını da bıraksınlar. Gelsinler, sporlarını yapsınlar, eğlensinler, çocuklarına bakılsın. Gönül rahatlığıyla gelip hem bayanlarımızı sosyal yönden aktif hale getirmeyi istiyoruz. Toplumun içerisinde uygun bir şekilde karışmalarını istiyoruz. Kültür merkezlerini bu yüzden düşünüyoruz yani. Bayanlara özel bir spor merkezi olacak, Evet. bir kültür merkezi olacak, içinde kreş olacak. Evet, kafeler olacak. Peki, tamam, anlaşıldı. Gayet de güzel bir proje oluyor. İhtiyaç kabini, yani Evet. merkezi tuvalet. Şimdi hakikaten bu Balıkıgöl'den işte Abide Park'a, Abide Meydanı'na varıncaya kadar Hatta o Karaköprü'ye kadar Karaköprü diyelim, diyebiliriz. hakikaten öyle. Yenişehir diyebiliriz. Emniyet Şimdi Caddesi bu insani diyebiliriz. bir ihtiyaç yani. Şimdi bunu Evet. belediyelerin de düşünmesi lazım. Evet. Bunu belki birçok kişi düşünüyordur ama projelerin arasına belki İnsanlar koymayı çekiniyor. Ama biz doktoruz yani. çekiniyordur. Koymuşsunuz projenizin Evet. arasına, anlatır hocam nedir bu? Ya biz doktor olduğumuz için, yani sürekli belirtiyorum ama doktorlar bu tür şeylere dikkat ediyor. Bu bir ihtiyaç yani. Evet. Ben daha önce bir forumda da bahsettim yani. Biz de çocuklarımızla çıktığımız zaman bu ihtiyaç oluyor. Çocuk yani bu. Evet. Hayır, Yani büyüklerin de ihtiyacı var büyüklerin ya. de ihtiyacı var. Özellikle hadi erkekler diyelim, ne yapıyorlar? Camiye gidiyorlar. Gerçi çoğu zaman camilerimiz kapalı oluyor. Lokantalara gidiyor ama bayanlar ne yapacak? Çocuklar ne yapacak? Bu bir ihtiyaç. İnsanlar bunu dile getirirken çekiniyorlar. Ben doktor olduğumdan dolayı çok rahat söyleyebiliyorum. Ve belediye başkanı olursam ilk yapacağım işte bu. Ama nasıl yapacağım? Modern kabinler şeklinde yapacağım. Nasıl olacak? Erkeklere ayrı, bayanlara ayrı, özel, modern tuvaletler yapacağız. Aynı zamanda yani dedim ya, bizim yılda 60 bin çocuk doğuyor yani. Bizim bebeklerimiz de var. Bu bayanlar çocukların atlarını nerede değiştirecekler? Nerede emzirecekler? Bunların yanına aynı zamanda çocuk bakımı ve emzirme kabinleri de yapacağız. Ben bugüne kadar neden yapılmamış, neden gündeme getirilmemiş hala şaşırıyorum yani. Kiminle konuşursam konuşayım bundan bahsediyorlar. Üstelik yani bizim kendi vatandaşımız dışında dışarıdan yerli turist de geliyor, yabancı turistler de geliyor ve bundan şikayet ediyorlar. Yani biz rehberlerle de görüşüyoruz. Bu şikayeti dile getiriyorlar. Vatandaşla görüşüyoruz, bu şikayetlerini dile getiriyorlar. Bize doktor olarak farkımızı koyalım, projelerimiz arasına koyduk. Yani bilmiyorum insanlar nasıl karşılıyor ama bu bir ihtiyaç yani. Evet. Bu yani bir alışveriş merkezine gidiyorsunuz. Alışveriş merkezinde var. Bebek emzirme, bebek bakım odaları var. Evet. Evimizde var. Yani şehrin içinde olmaması, Evet. bilmiyorum yani. Bence çok önemli, büyük bir proje olarak görüyorum ve büyük bir ihtiyacı da gidereceğini düşünüyorum yani. Peki, valla çok iyi, tamam. Belli programın manşeti de çıktı. Yarın yerel gazetelerde şöyle bir şey çıkabilir. İsmail Toru 2.3 üstte göreve gelirsem ilk yapacağım iş tuvalet yapmak. Olabilir yani, ben bunu doktor gözüyle ve bir yani çocuklarım da var yani, bir baba gözüyle bakıyorum. Biz Evet. çok zorlanıyoruz zaten, lokantaya gidiyoruz, tuvaletinizi kullanabilir miyiz? Camileri geziyoruz yani. Bence bir ihtiyaç. Camilerde de çok temiz olmayan ortamlarda Evet, oluyor. hakikaten Biz çok. ama biz modern yapacağız yani. Evet. Başlarına görevli koyacağız, sürekli temiz tutmalarını sağlayacağız. Bir de yine yayından önce konuştuk.